para benim. Süper bir işti benim için. Ondan sonra tabii orada çok değerli ustalarla da çalıştık aynı zamanda. Ya bu tip şeyler hep okuldur. O zamanlar da gençtik. Daha gençtik yani en azından. Bu tip şeyler hakikaten okuldur yani. Bu oynadığınız işlerde öyle ustalarla oynuyorsunuz ki. Ben ilk televizyona başladığımda ilk çekimimi yaptığım ekipte Suna Pekuysal vardı, Üşfik Kenter vardı, Pekcan Koşar vardı. Yani bu insanlara yanına varamazsınız normalde. Ve onlarla birlikte oynamak gözlemlerim çok büyük bir nimet. Yani. Gerçekten diyor. Sonraki diziler peki neler? Sonra ben rol aldık. Uzun bir süre Suskunlar. Televizyona... Evet evet yani uzun bir süre bir 10 sene kadar ara verdim. 10 sene sonra Suskunlar'la bir döndük. İşte onda bir çok 6-7 bölüm bir şey oynadım ama önemli bir işti. Orada değişik bir karakterdi değil mi? Kötü bir karakterdi evet aynen. Ondan sonra... Zorlandınız mı? Valla o işte zorlanmadım dersem yalan olur. Yani işin şeyi çok ağırdı. Yani bir çocuk ne derler? İstismarı üzerine bir iş olduğu için havası çok ağırdı. Yani setin sanki hakikaten ortam böyle hapishanelerdeki. İzleyince bunalım geliyordu. İnanılmaz güzel bir diziydi ama acıklı. Yani hep hapishane setinde çekiyorsunuz. Evet. Hep elinizde o tekst falan böyle bir şeydi hakikaten. Aynen öyle. Ondan sonra da işte 2 sene önce Mehmet Özgün Amal'la beraber. Onda da değişik değil mi? Uçlarda bir karakter. Yani o da kötü bir karakterdi. Bilmiyorum kötü. Neden Mert Asupay kötüye gidiyor? Bilmiyorum yani iş olsun kötüye gidiyor. Problem değil. Sakıncası yok. Seslendirme de yapıyorsunuz aynı zamanda değil mi? Filmlerde, dizilerde. Film. Sürekli görüyorum. Sevgili izleyicilerim zaten çok yakından tanıyor. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nedet geldiğin için bizi onurlandırdığın için. Bizler de. Sağ olun. Hoşçakalın. Yok bir şey ne olacak? Orundan mı lan? Sürekli mi diyeceğim?